İyi akşamlar. Bursa Haber Gazetesi'nin Uğur Temel. Öncelikle ufak bir sistemle başlamak istiyorum. Maçın bitiminden yaklaşık bir saat geçti. Basın toplantısı için tüm medya mensubu arkadaşlarımız bekliyorlar. Yoğun İstanbul trafiğinde, soğuk ve yağışlı bir havada bizi beklettiniz. Bu sistemimizi lütfen kabul edin ben ve arkadaşlarım adına. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Ben de burada bir detay vereyim. Galatasaray Kulübü'nden röportaja girmesi gereken 3. oyuncu oradaki atmosferden dolayı geç kaldı. Kesinlikle hocamdan kaynaklı bir şey değil. Bu açıklama için teşekkür ederim. Sayın Denizli, çok tartışacak bir penaltı pozisyonuyla iki İstanbul deplasmanından birer puan aldınız. Geçen hafta Başakşehir maçında futbolun amiyane tabiriyle otobüsü kale önüne çekmiştiniz. Bu akşam ise ben puan almaya geldim stilinde bir oyun oynadınız. Altay'ın bu iniş ve çıkışı hafta hafta bazen de maç içerisinde oluyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi birinci soruya öncelikle cevap vereyim. Arkadaşlar maç bittikten yaklaşık 10 dakika sonra ben hem televizyondaki canlı yayına hem de buradaki basın toplantısına hazır vaziyette bekliyorum. Siz beklemediniz esasında, ben bekledim. Bunu belirtmek istedim. Bir diğeri, evet, 2 hafta arasında siyahla beyaz kadar fark vardı. Geçen hafta oynadığımız rakibimiz son haftalarda Türkiye'de en iyi futbol oynayan ve oynadığı futbolla da yaklaşık 5 hafta kazanan bir rakiple oynadık. Ve psikolojik olarak da o baskıyı kabul ettik. Yani benim o futbolla ilgili maçtan sonra da söyledim. Son derece hoş olmadığım bir görüntüydü. Bugün öyle değildi. En azından Galatasaray gibi büyük bir rakibe karşı öyle bir savunma anlayışıyla oynamadık. Tam tersi, özellikle maçın sonunda yaptığımız hamlelerde kazanmak üzereydi. Neticede bizim için bu son görüntü önemli. Önümüzdeki haftalarda taşıyabileceğimiz görüntü, bu görüntüyü de taşıyacağız.